çekiyorlar. Telefon bence zaten teşekkür ederiz. Sağ olun. Kaldı. Hep beraber keyifli bir akşam yemeği. Doğum günü yemeği. Doğum günü yemeği. Hayır, doğum günü yerim. İyi yakaladınız. Bugün değil, yok yok ben söylemiştim. Doğum günü yerim. Teşekkürler. Öyle bir ailecek, günlerdir evdeyiz malum kar. Birazcık şöyle bir bakınalım, alışveriş yapalım. Nasıl geçti yıllar? Büyümüş görünce. Çok güzel. Vallahi göz açıp kapayıncaya kadar. Daha dün gibi kucağıma aldığım gün yani. Bu gibi aklı geçti yani. Öyle. Vallahi çok çabuk büyüyor. Çok geçiyor. Evet, çok çabuk büyüyor. Çok çabuk geçiyor zaman. Efendim yeni yıla da karavanda girdiniz galiba değil mi? Yanlış yok, planımız oydu ama gidemedik. Gidemediniz mi? Dolayısıyla sonra ertesi gün bir kaçtık ama gidemedik. Arkadaşlarımızla sitemizdeydik. Kalabalık toplumlara girmek istemediniz anladığım kadarıyla. O yüzden böyle bir tercih. Evet, genelde girmemeye çalışıyoruz. Ama zaten seviyorsunuz genelde kamp hayatını. Tabii canım. Sürekli. Yani. Doğada olmak herkese iyi geliyor. Pandemiyle galiba herkes daha fazla fark etti doğanın insana iyi geldiğini. Biz uzun zamandır çok... Düşkünüz, öyle zaten şehrin dışında yaşıyoruz biz. Zor olmuyor mu? Hele kara kışta özellikle. Niye yollar açık? Gel yani. Gel zaten bir şey bizim söyleyeceğim. Bizim evin orası da kamp gibi bu arada. Bizim arkadaşlar dalga geçiyor. Biz zaten 10 yıldır şehrin dışında yaşıyoruz. Yani yaşadığımız yerde çoğu zaman arkadaşlar şey diyor yani bizim evin bahçesinde hep de söylüyoruz açsak kampı aşağı yukarı aynı zaten yani. Çok bir fark yok yani bizim evin önünden de inek geçiyor günün sonunda hani. Öyle. Bu sabah buzağımız vardı bir tane mesela bebek. Muhtemelen çok yeni doğmuştu, yağmur çekmiş. Çok yeni doğmuştu muhtemelen, bir bebecik geçti. Efendim bu daha önceden var mıydı, sonradan bu doğa sevgisi ve yani... Bizde mi? Evet yani. Ya olmasa sonradan... insan yaşar mı orada yani? Hani sonradan mı acaba olmuştu? Çünkü daha önce sizin oturduğunuz yer, şehrin biraz, göbeği... Biraz hayat şartları da var, şehrin göbeği de evet. Ama biz zaten daha fazla ucucunaya dayanamayıp kaçtık ve... 13 sene oldu. 13 senedir şehir dışında yaşıyoruz. Yani şimdiki evimizde 10 senedir oturuyoruz ama toplamda 13 senedir yurt dışı, şehir dışında yaşıyoruz. Çünkü şehrin karmaşası çok yormaya başladı. Çok yoğun çalıştığınız tempolarda belki şehir dışında oturmak biraz daha zor olabilir. Ama biz yine de tercih ediyoruz. Çünkü ben bir yerden sonra böyle eve gelince kendimi o kadar iyi hissediyorum ki. Efendim şimdi zaten biz sizi bir teknede bir de işte Instagram'da görüyoruz artık. Yani şehir dışında yaşadığınız için yazın o tarafta kışın. Yani aslında öyle demeyin. Neredeyse her gün şehre iniyorum. Ama işimi yapıp geri gidiyorum. Yani yapılacak şey neyse onu yapıp geri gidiyorum. Dolayısıyla çok orta... 2 senedir zaten pandemi var. Hangimiz birbirimizi görüyoruz? Evet. Mümkün olduğu kadar kalabalık ortama girmeden en minimumda yapılacak şeyleri yapıp hemen geri kaçıyorum. Efendim peki çocuklar duymasıyla ilgili paylaşımda yaptınız herhalde 20. yıl. 20. yılı evet. Doğum günüydü. 16 aynen. Ocak. Hüzünlendiniz herhalde biraz. Yok hüzünlenmedim. Niye hüzünleneyim? Tam tersi çok gurur duyduğum, çok mutlu olduğum, içinde olmaktan çok keyif aldığım bir proje 20. senesinde kutlamak yakışırdı. Bu tür görevler benim. Genelde kutlamaları, tarihleri akılda tutan benim çünkü. Yağmur Bey... Hayır, iş için söylüyorum canım. Çocuklar duymasın için söylüyorum. Tabii yani bir rol bir şey, özellikle çocuklar duymasınla ilgili bir şey sorulacaksa beni arayıp soruyor. Arşiv açıp bakmak yerine önce beni arıyorlar. Altında da yorumlar var hani tekrar bir araya gelinebilir bir şekilde. Şu an için böyle bir plan yok. Ama her an her şey olabilir. Neden olmasın? Yani bir artık hiçbir şey yok canım olmaz filan demiyoruz çünkü her şey oluyor yani şu anda bana göre şu anda biz bayağı bir korku filmi izliyor gibiyiz hani kim derdi ki şunları 2 sene suratımıza evet. Takacağız böyle gezeceğiz sokaklarda. Efendim setleri özlemediniz mi yani bayağı bir ara oldu zaman sanırım. Özledim çalışmak. Yavaş yavaş özledim çalışıyorum çalışmıyor değilim ama dizi setini özledim yavaş yavaş özledim galiba bir ara hiç özlemem gibi geliyordu ama özledim. Niye öyle geliyor peki? Yorulmuştum. Yani yorulmuştum. Biraz da magazin sorsak son dönemde Gülşen Hanım'ın sahne kıyafetleri var biliyorsunuz. Ay ben hiç hayatı hiç bunlara yorum yaptım bugüne kadar gördünüz mü? Sezen Hanım'a ne diyorsunuz peki? Şarkısı. Yorum yaptığımı gördünüz mü? Sezen Aksu bir tanedir çok kıymetlidir ondan bir tane daha yok. O çok kıymetli onu söyleyebilirim. Peki, var mı efendim? Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Fotoğraf alabilir miyim? Olmuyor.